Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza fen dersiyle başlıyoruz. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tüm kazanımlar ve örnek sorularla uyumlu olacak şekilde süper bir çalışma hazırladım. Sorularımızı ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz, en iyi puanları almanızı sağlayacağız. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Yepyeni çalışmaları asla kaçırmıyoruz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Güneş, Dünya ve Ay büyüklükleriyle ilişkili olacak şekilde toplarla temsil edilmiş hareketli bir düzenek oluşturulmuş. Tamamdır. Güneş, Dünya ve Ay kaç numaralı toplarla temsil edilmiştir diye soruyoruz. Şimdi bizim bildiğimiz çok net bir şey var. Güneş, Dünya ve Ay'dan en büyük hangisi? Tabii ki Güneş. Bundan sonra Dünya geliyor. En küçüğü ise arkadaşlar unutmayın tabii ki Ay olacaktır. Toplara baktık. Birinci top basketbol topu. En büyük olan bu. O zaman diyorum ki bu neyi temsil eder? Tabii ki güneşi temsil eder. İkiye baktınız en küçük top. Ha diyorum o zaman bu ay olmalı. Mecburen 3'te ne oldu? Tabii ki dünya oldu. Problem var mı? Yok. Hemen yazalım. Bir en büyüktü. Bunun için güneş dedik. 2 en küçüktü. Dikkat. Bunun için ay demek durumundayız. 3 ise arada kaldı. Bu da ne olacak? Tabii ki dünya olacak. B sorusuna bakalım. 3 numaralı topun 1 numaralı top etrafındaki hareketi neyi temsil eder? Şimdi durduk. 3 neydi? Dünya. 1 neydi? Güneş. Yani diyor ki 3'ün dünyanın 1'in etrafındaki hareketi dünyanın güneş etrafında yaptığı hareket. Hemen aklımıza ne gelecek? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi gelecek. İşte arkadaşlar temsil ettiği şey tam olarak budur. Şöyle hemen seri bir şekilde yazmak istiyorum. Bu hareket neyi temsil ediyor? Tabii ki dünyanın Güneş etrafındaki dolanma hareketini. Sorunun ikinci kısmına bakalım temsil edilen hareketin bir tam turu ne kadar sürede tamamlanır? Evet dünya güneşin etrafında bir tam turunu bir yılda yani 365 gün 6 saatte tamamlar. Bunun için de 365 gün 6 saat yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olacaksınız. Gelsin ikinci sorumuz. El feneri, erik ve portakal kullanılarak ayın ana evrelerinden biri şekildeki modellenmiş. Ne yapacağız? Deney malzemeleriyle gök cisimlerini eşleştireceğiz, modellenen evrenin adını yazacağız. Şimdi şöyle baktık. Elimizde ne var? El feneri var, erik var, portakal var. El feneri ışık kaynağı. Dolayısıyla güneş olmak zorunda. Hemen buna güneş dedik. Şimdi erik ve portakal. Hangisi daha küçük? Tabii ki erik. O zaman buna ay diyorsun. Portakalda ne oldu? Tabii ki dünyayı temsil etmiş oldu. Buraya kadar problem var mı? Umarım yoktur. Hepsini tek tek eşleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Modellenen evrenin adını yazacağız. Acaba bu ayın hangi evresi? Sıralamaya baktığımızda güneş var, ay var, dünya var. Bakın güneş ışıkları şöyle arkadaşlar geldiğini düşünün. Bu durumda ayın şu sol tarafı bize göre aydınlık olur, değil mi? Diğer tarafı ise karanlık olur. Fakat aman dikkat. Ekrana bakar gibi düşünmeyeceksin. Nereden bakacaksın? Dünyadan. Buradan aya doğru baktığınızda neyi fark edersiniz? Ayın dünyaya bakan yüzü tamamen karanlıktır. Yani ay bu pozisyondayken dünyadan görülmez. Bu da arkadaşlar hangi evre olacak? Ayın görülmediği evre. Yani yeni ay evresi olacak, değil mi? Hemen bunun için de yeni ay evresi yazalım. Yeni ay evresinde dünyadan baktığımızda ayı göremeyiz. Neden? Çünkü bu yüzü tamamen karanlıkta kalmıştır. Bu evrenin adı da yeni ay evresidir. Evet 2'yi de harika bir şekilde çözdük. Geçiyoruz 3. sorumuza. Ayda yağmur ve rüzgar gibi hava olayları görülmez. Biliyoruz. Ayrıca yüzeyinde çok sayıda krater bulunur. Krater neydi? Gök taşı çukuruydu. Bunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Bu durumun temel nedeni nedir diye sormuşuz. Kesin sınav sorusu. Öncelikle cevabımızı yazalım. Ardından açıklayalım. Arkadaşlar bunun nedeni ayın atmosferinin çok çok ince olması yok denecek kadar ince olmasıdır. Hemen seri bir şekilde yazmak istiyorum. Evet tekrarlayalım. Bu durumun temel nedeni neymiş? Ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıymış. Bakın bu soru tersten de sorulabilir. Yani derler ki ayın atmosferinin çok ince olması, atmosferin olmaması neye neden olur? Bunun sonuçlarına 3 tane örnek verin diyebilirler. Dersiniz ki atmosferi olmadığı için ayda yağmur, kar, rüzgar gibi hava olayları görülmez atmosfer olmadığı için göktaşları burayı hızlı bir şekilde geçer, ayın üzerine çarpar ve çukurlar yani kraterler oluşturur. Ekstra olarak da şunu yazabilirsiniz. Gece gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. İşte bunların hepsi arkadaşlar ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasının sonuçlarıdır. Demek ki ne diyeceğiz? İşte bu durumların ortaya çıkmasını sağlayan şey atmosferin olmaması diyeceğiz. Evet bu soruyu da iyi bir şekilde kavradığımızı düşünüyorum ve dördüncü soruya uçuyorum. Şekilde ayın konumları numaralandırılmış. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4. Bizlere bazı sorular sorulmuş. Yine kesin sınav sorusu odaklanalım. Verilen konumlarda ayın bulunduğu evrelerin adlarını yazacağız. Öncelikle 1 ile başlayalım. Güneş ışınları soldan geliyor. Hemen şu kısmı şöyle aydınlık olarak gösterdin. Sağ tarafı ise arkadaşlar karanlıkta kaldı. Şimdi ekrana bakar gibi düşünmeyeceksin. Önce dünyaya gideceksin. Buradan aya bakacaksın. Neyi fark ediyorsun? Ayın sağ tarafı karanlık, sol tarafı aydınlık. Yani aslında birinci evrede ay ters D'ye benziyor. Değil mi gençler? Böyle bir görünüm var. İşte bu görünümü ne olarak adlandıracağız? Ters D'yi fark ettiğinizde bunu hemen son dördün evresi diyeceksiniz. Bu cepte dursun. Geçiyorum ikinci evreye. Işınlar buradan geldi. Hemen burayı şöyle aydınlık olarak gösterdin. Diğer tarafı ise karanlık olarak gösterdin. Hocam yine tersi de oldu. Hayır. Dünyaya gidiyorsun ve buradan bakıyorsun. Dünyadan baktığında bakın ayın dünyaya bakan yüzeyi tamamen karanlıkta kaldı. Yani dünyadan bakanlar şu anda ayı göremiyor. Dolayısıyla Ay karanlıkta kaldığı için arkadaşlar bu kısmı itibariyle dünyadan göremediğimiz için bu evre ne olacak? Tabii ki yeni ay evresi olacak. Aman dikkat. Yine çok karıştırılan bir evre 3'e geldik. Işınlar soldan geliyor. O yüzden bu tarafı aydınlık olarak hemen taradım. Sağ tarafını karanlık olarak taradım. Hocam yine terste. Hayır, sen ekrana bakıyorsun. Ne yapman gerekiyor? Önce dünyaya gitmen gerekiyor ve buradan bakman gerekiyor. Bakın buraya bir çocuk çizelim. Şöyle arkadaşlar iki tane gözü, bir tane ağzı olsun. Şu kolu. Çocuğun hangi koludur? Sağ koludur, değil mi? Dolayısıyla buradan aya doğru bakan çocuk aslında ayın sağ tarafını aydınlık olarak görür. Yani ayı nasıl görecektir? D şeklinde sağ tarafı aydınlık şekilde görecektir. Aman dikkat çözüm yaparken ne yaptık bakın. Önce dünyaya gittik buradan Ay'a baktık dikkatli oluyorsun. İşte D'ye benzeyen bu evreye de gençler ne diyeceğiz? İlk dördün evresi diyeceğiz. İlk dördün evresinden sonra da ne gelecek? Tabii ki Dolunay evresi. Neden? Çünkü Ay'ın dünyaya bakan tarafı tamamen aydınlıkta kalacak. Yani biz buradan baktığımızda ayı bir bütün olarak şöyle daire şeklinde aslında görmüş olacağız. Buna da Dolunay evresi adını vereceğiz. Problem var mı? Yok. Hemen bunları tıkır tıkır yazalım. Birincisi ters D'ye benziyordu. Dolayısıyla bir için ne dedik? Tabii ki son dördün evresi dedik. İkiye geçtiğimizde arkadaşlar... Burada ayı görememiştik. O zaman bu evreye hemen yeni ay evresi diyoruz. 3'te olmuştu? Hemen şöyle 3'e bakıyorsun. D'ye benzeyen bir görümü vardı. Bunun için de ilk 4'ün evresini hemen kullanmış olduk. 4'te ise ayı bir bütün olarak görmüştük. Yani tamamen görmüştük. Bu da Dolunay evresi olacaktır. Geldik B sorusuna. Hilal evresi kaç numaralı evrelerin arasında gözlemlenebilir? Hilal evresini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Ayın bayrağımızdaki şekli değil mi arkadaşlar? Şimdi öncelikle 1'e bakmanızı istiyorum. Neydi bu? Son dördün. Ayın tam olarak yarısını görüyoruz. Şöyle ters D şeklinde. Ay bildiğiniz gibi saat yönünün tersine doğru dolanma hareketi yapıyor. Bakın son dördünden sonra yeni ay evresi. Yani ayı göremeyeceğiz. Demek ki 1 ile 2 arasında ay zayıflıyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman hilal evresini 1 ile 2 arasında arkadaşlar görebiliriz. Hemen şuraya hilal evresi diyorum. Ay yarısı olarak görülüyordu bir de. Zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Hilal evresi oldu ve artık arkadaşlar tamamen görünmez hale geldi. Nerede? Yeni ay evresinde. Bundan sonra yeniden arkadaşlar ince bir şekilde zamanla ayı göreceğiz. Yani 2 ile 3 arasında hilal evresini göreceğiz ve ardından tam olarak yarısını ilk dördün evresinde görmüş olacağız. Bundan sonra ay biraz kilo almaya başlıyor. Yani yarısından daha fazlasını görüyoruz. İşte bu evrede arkadaşlar ne diyoruz? Şişkin ay evresi diyoruz. Hemen onu da yazalım. Şişkin ay evresi sorulsaydı bunun içinde 3 4 ya da 4 1 arası diyebilirdiniz. Evet şişkin ay evresi de yine ara evrelerden biridir. Bize hilal evresi sorulmuştu. Ne diyebilirsiniz? 1 ile 2 arasında görülebilir. Bir de 2 ile 3 arasında görülebilir. Bunu yazdığınızda yine puan kaçırmazsınız. Harikasınız. Geçiyoruz diğer sorumuza. Bu sorumuz ayın hareketlerinden yine sevilen soru tiplerinden biri. Ayın hareketlerini ve bu hareketlerin bir tam turunun tamamlama sürelerini yazacağız. Şimdi ayın 3 tane hareketi var. Neydi bunlar? 1- Kendi etrafında yaptığı dönme hareketi. İki, dünyanın etrafında yaptığı dolanma hareketi, bir de dünya ile beraber Güneş'in etrafında yaptığı yine dolanma hareketi. Seri bir şekilde yazıyorum. Bunu bir tekrarlayalım isterseniz. Ay'ın 3 tane hareketi varmış. Neymiş bunlar? Kendi etrafında yaptığı dönme hareketi, dünyanın etrafında yaptığı dolanma hareketi, Güneş'in etrafında yaptığı dolanma hareketi. Bakın bunun şekli de sorulabilir. O zaman şunu yaparsın. Merkeze bir tane şöyle güneş çizersin. Devamında bir tane dünya çizersin. Daha küçük olacak şekilde bir de ay çizersin. Ay kendi etrafında saat yönünün tersine doğru şöyle dön hareketi yapıyor. Başka dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bitti mi? Bitmedi. Bir de dünya ile beraber güneşin etrafında arkadaşlar yine dolanma hareketi yapacaktır. Bunun dışında dünyanın ve güneşin de yine kendi etrafında döndüklerini asla unutmuyorsunuz. Problem var mı? Yok. Her zaman dolanım veya dönme ne olacak? Saat yönünün tersine doğru olacak. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi geldik sorunun ikinci kısmına. Burada bir tam turun aldığı süreyi yazacağız. Yani ay acaba kendi etrafında ne kadar sürede dönüyor? Unutmuyorsunuz ayın kendi etrafındaki dönme süresiyle Dünyanın etrafında yaptığı dolanma süresi birbirine eşit. Nedir bu? 27,3 gündür. Lütfen unutmayın bir yere not alabilirsiniz. Peki acaba ay güneşin etrafında ne kadar sürede bir tam turunu atıyor? Yani dolanma süresi ne kadar? Bu hareketi dünya ile beraber yapmıyor mu? Evet beraber yapıyorlar. O zaman bu süre eşit olacak. Hemen düşün. Dünya güneşin etrafında bir tam turunu ne kadar sürede atıyor? Bir yılda. 365 gün 6 saatte. Demek ki diyeceksin ayda yine bu sürede bu turu tamamlamış olur. Hemen yazalım. 365 gün 6 saat dersin. Yine buradan da tam puanını kapmış olursun. Güzel. Sırada 6. sorumuz var. Yine sınavda çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Dünyadan bakıldığında arkadaşlar ayın daima aynı yüzü görülür. Bunu unutmuyorsunuz. Acaba bunun nedeni nedir? Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Ay'ın dünyadan baktığımızda görünen yüzü değişmiyor. Ay'ın bir yüzü her zaman arka tarafta kalıyor, karanlıkta kalıyor ve biz o yüzü asla göremiyoruz. Ay kendi etrafında dönse de bu yüzü görmek dünyadan mümkün olmuyor. Neden? Çünkü arkadaşlar cevabını biraz önce verdik. Ay'ın kendi etrafında yaptığı dönme hareketinin süresiyle dünya'nın etrafında yaptığı dolanma hareketinin süresi birbirine eşit. Bu süreler eşit olduğu için dünyadan baktığımızda ayın her zaman aynı yüzünü görmüş oluyoruz. Bu sorunun cevabı da bu olmalıydı. Hemen yazalım. Evet, mükemmel yazımı okuyamayanlar için bir kez daha tekrarlıyorum. Neymiş bunun nedeni? Ay'ın kendi etrafında dönme süresinin Dünya'nın etrafında dolanma süresine eşit olması. Neydi bu süre? İsterseniz yazın. Bu süremiz 27,3 gündü. Bu süreler birbirine eşit olduğu için her zaman ayın aynı yüzü görülmüş olur. Harika. Bu soruyu da hallettik. Geçiyoruz soru 7'ye. Yine ayın evrelerinden güzel bir soru. Grafikte ayın ana evrelerinde dünyadan görülen kısımların alanları bizlere verilmiş. Numaralandırılmış evreleri adlandıracağız, sembolik olarak çizeceğiz. Basit soru. Hatırlayın, ayın 4 tane ana evresi vardı. İlk dördün dolunay, son dördün yeni ay. Bunları bir hatırlayalım. İlk dördünde ayın yarısını görüyorduk gençler. Şöyle D'ye benzer bir görünüm vardı değil mi? Yazalım hemen. Bu ne olacak? İlk dördün olacak. Bundan sonra Dolunay evresi gelir demiştik. Ayı bir bütün olarak görüyorduk. Tamamını şöyle bize bakan yüzünün tamamını görmüş oluyorduk. O zaman bu evreyi de Dolunay evresi olarak hemen adlandırdım. Ardından son dördün evresi geliyor. Yani ters D şeklinde ayı göreceksin. Bunun içinde hemen son dördün diyorum. Yeni ay evresinde ise Ay görülmüyordu çünkü dünyaya bakan yüzü tamamen karanlıkta kalmış oluyordu. Bunun içinde hemen ne yazıyoruz? Tabii ki yeni ay yazıyoruz. Şimdi ayın dünyadan görülen yüzünün alanı en fazla hangi evrede? Dolunay evresinde. Şöyle baktık, 2 en fazla. O zaman diyorum ki, ha iki demek ki dolunay olmalıymış. Bundan önce ilk dördün var, sonra son dördün var. Her ikisinde yarısını görüyorsun. Demek ki 1 ve 3 ne olmak zorunda? İlk dördün ve son dördün olmak zorunda. Hemen 1'e ilk dördün yazdım. Aynı şekilde 3'e de dolunaydan bakın sonra geliyor. Son dördün yazdım. 4. evrede ayı göremiyoruz. Çünkü bu evre yeni ay evresi. Kaptınız değil mi gençler? Bakın artık olay bitti. Bunları adlandırdık. Şöyle yeniden yazalım. 1 ne olacak? Tabii ki ilk dördün evresi olacak. 2 ne olacak? 2 bakın yazmıştık Dolunay evresi olacak gençler. 3 tabii ki son 4'ün evresi diyorsunuz. Ve 4 ise ayın görülmediği evre. Yani yeni ay evresi oluyor. Bir de bunları çizeceğiz. Yukarıda çizmiştik zaten. Yeniden çizmeye gerek yok diye düşünüyorum. İlk 4'ünde sağa doğru bakan D'ye benzer bir çizim yapın. Dolunay'da tamamını arkadaşlar göreceğimizi unutmayın. Son 4'ünde ters D olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yeni ay evresinde Ay görülmez. İçini tamamen böyle karalayabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda yine tam puanınızı kapmış olursunuz. Gelsin 8. sorumuz. Bilim insanları yaptıkları gözlemler sonucunda Güneş'in yüzeyinde daha koyu renkli bölgeler olduğunu ve Güneş'teki adı verilen bu bölgelerin hareket ettiğini belirlemişler. Bu bölgelerin hareket ediyor olması neyi kanıtlar diye sizlere soruyoruz. Arkadaşlar, Güneş'in yüzeyinde daha koyu renkli olan bölgeler var, tamam mı? gözlemler sırasında şu fark edilmiş. Bu bölgeler yer değiştiriyor ve bilim insanları düşünmeye başlamışlar. Acaba demişler bu bölgeler neden yer değiştiriyor? İşte arkadaşlar buradan da bir sonuca varmışlar. Demek ki demişler dünya gibi güneş de yine kendi etrafında dönme hareketi yapıyor. Güneş döndüğü için bu koyu renkli bölgeler yani güneş lekeleri hareket ediyor, yer değiştiriyor. Olay bu kadar basit. Bunların yer değiştirmesinden yola çıkarak ne kanıtlandı? Güneş'in kendi etrafında dönme hareketi yaptığı kanıtlandı. Hemen cevabımızı yazalım. Evet, bu bölgelerin yer değiştirmesi, tekrarlayalım, Güneş'in kendi etrafında dönme hareketi yaptığını bizlere kanıtlamış olur. Bir de B sorusu var. Bu bölgelerin koyu renkli olmasının nedeni nedir? Hatırlayacaksınız, bu bölgeler diğer kısımlara göre daha soğuktu. İşte bu yüzden de daha koyu şeklinde görülüyordu. Hemen bunun için de daha soğuk olması yazabilirsiniz. Daha soğuk olması diyoruz. Buradan da yine puanımızı yakalıyoruz. Geçiyoruz son sorumuza. Bu sorumuz bonus soru, kuvvet konusuyla alakalı yine güzel bir soruyla çalışmamızı noktalayacağız şekildeki dinamometre 10 eşit bölmeden oluşmakta ve ölçebileceği en büyük değer üzerinde yazmaktadır. Dinamometreye asılan bilye şekildeki gibi dengede kalmış. Buna göre ölçüm sonucunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar dinamometre 10 eşit bölmeden oluşuyor. Yani sen bunu bütün gücünle çeksen tamam dışarı çıktığında 10 tane bu şekilde bölme göreceksin. Bakın şu anda 3 tanesinin dışarıda olduğunu görüyorsunuz. Tamamı kaçmış? 10'muş. Diyor ki bu dinamometre en fazla 50 Newton değerindeki ölçümü yapabiliyor. Bunu da unutmayacaksın. O zaman buradan şu sonuca varabilirsiniz. Demek ki dersin bunun tamamı 10 bölme ise 10 bölme dışarı çıktığında bunun ölçeceği değer aslında 50 Newton oluyor. 10 bölme 50 Newton şimdi ne yapıyoruz? 1 bölmeye geçiyoruz. 10 tanesi 50 olan şeyin bir tanesi nasıl bulursun? 50'yi 10'a bölerek değil mi? O zaman dersin ki demek ki 1 bölme ne olmalıdır? Hemen şöyle 50 bölü 10 dersin. Sıfırlar uçtu. 5 kaldı. Ha, bir bölme demek ki 5 Newton'a karşılık geliyor. Bili'yi astım bir baktım 3 tane bölme uzamış. Her bir arkadaşlar 5 Newton'a karşılık geliyorsa şu 5 şu 5 bir de bundan geldi bir 5 Newton da burada. Demek ki ölçüm sonucumuz ne olur? 5 10 15 15 Newton olur değil mi? Peki bunu nasıl gösteririz? Şöyle gösteririz deriz ki ben bir bölmeyi 5 Newton olarak bulmuştum deriz. Kaç bölme çıkmış burada? 3 bölme. 3 bölmelik uzama söz konusu. O zaman deriz ki 1 bölme 5 Newton 3 bölmeyi nasıl bulabiliriz? 5 çarpı 3'ten yani 15 Newton olarak bulmuş oluruz. Ölçüm sonucu ne olmalıdır? 15 Newton olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında sağlam bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.